Merhaba arkadaşlar, şeyler programına hoş geldiniz. Ben Deniz dünyanın en kötü insanı ilk ercenlikli değil, benim yanımda da dünyanın en iyi insanlarından biri olan Mert Kafalı. Merhabalar, hoş, hoş bulduk hocam. Bugünkü konumuz Da Vinci Resolve'un iPad'e gelişi. Heyecanlıydık ve gerçekten geldi. Bu arada biz daha önce Flu TV olarak tamamen Da Vinci Resolve'a geçmiştik. Büyük bir tesadüf eseri. Bir Resolve uzmanı da <laughs> bizle çalışmaya başladı. Kendisine merhaba diyoruz. Merhabalar. Ve aynı zamanda da bir duyuru yapmak istiyorum. Flu TV kurgu eğitimleri başlıyor. 4 kişilik çok özel bir eğitim. Sayın Mert Kafalı verecek. Üyelik için eğitim.flutv.me adresine yazabilirsiniz. Şurada çıktı herkesin kendi önünde makine olacak. Bir de Mert olacak. Mert'in önünde makine olacak. Dolayısıyla çok ekskluzif, çok özel bir eğitim. Evet. Küçük gruplar halinde dört hafta diye planladık. Haftada bir gün olmak üzere. Ayrıntılar için lütfen mail atın. Sadece dört kişi olduğu için kontenjanımız çok sınırlı. Onun evet. için elinizi çabuk tutun diyoruz. Mecburen seçerek alacağız. Ama hiç program bilmiyorsalar bile, daha önce kurgu yapılmadıysa bile bu eğitimin sonunda Da Vinci oldu kurgu yapıp bir video üretmeyi başarabilecekler. Biz Resolve'a geçeli bir 6 ayı geçti. Ben zaten önceden de kullanıyordum ama FluTV'yi geçirme projesi biraz vakit aldı. Arkadaşlar da biraz karşı durdular ama geçtik. Tam o sırada da bir haber geldi Apple'ın iPad'ine ama sadece M1 ve M2 olanlar galiba değil mi? Öyle diye başlamıştı ama daha sonrasında A12Z ve A14'e de geldi. Ama kısıtlı özelliklerle geldi. Biz bazı özellikler sadece yapay zeka çekirdekleriyle çalışabiliyorlar. Onlar da M1 ve üzeri işlemcilerde çok daha verimli. O yüzden daha kısıtlı versiyonu demeyelim de daha hafif bir versiyonu diğerlerinde de var hocam. Bu Black Magic'in ürünlerinde her zaman olduğu gibi bedava ama paralı versiyonu da var. NASA üstü versiyonunda olduğu gibi istediğiniz kadar ücretsiz versiyonu kullanabiliyorsunuz. Bunda bu yapay zeka özellikleri maalesef çalışmıyor. Çünkü onlar geliştirilmesi hayli meşakkatli özellikler. Ben Ve... parasını ödediğim için çalışıyor. Evet burada var. Ama ücretsiz versiyonu istediğiniz kadar ömür boyu herhangi bir kısıtlama olmadan kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de tek seferlik ödeme yaparak 100 dolarlık bir ödemesi var 99 dolar hatta. O ödemeyi yaparak da yine ömür boyu sürekli güncel versiyonu kullanabiliyorsunuz. Çünkü aylık ödeme tarzı işlemiyor Blackmagic'te. Bir kere satın almanız yetiyor. Blackmagic şirketi batmadığı sürece <laughs> sırtınız yere gelmeyecektir. Ama <laughs> batacaklarını, batacaklarını düşünmüyoruz. Batsa bile son versiyonu e, kullanırız hocam. Bu benim çok yıllardır beklediğim bir şeydi. Yani laptop olmayan bir tablete profesyonel kurgu ve hatta Color Grading şu anda. Evet. Ve hatta ses de var değil mi? Yok ses yok. Ses daha kapsamlı gelmedi ama geleceğini söyledi bilekmecik. Ne zaman gelir? Bu sene içinde belki gelir. Benim ilk tepkim şu şey olmuştu. Bu çalışmaz demiştim doğru düzgün. <laughs> Fakat beni yanılttı. Sanırım iPad'in de gücüyle yani USB-C olması avantaj olmuş. Çünkü evet. external disk takabiliyorsunuz. Dışarıdan disk takabiliyoruz. Apple ürün kullanıyorsak, Apple bilgisayar kullanıyorsak AirDrop'la görüntü alabiliyoruz. Ama hani 4K'yı kaldırır mı diye düşünüyordum. Kaldırıyor. Kaldırıyor Evet. Bizim en azından yani sizin içeride kullandığınız M1 Mac mini'ler de bu bilgisayardan daha güçsüz aslında yani, kağıt üzerinde. Yani. Aslında bu bir evet M2'li bir iPad var karşımızda. Zaten çok güçlü bir bilgisayar var. Dolayısıyla ama taşınabilirliği çok iyi. Ve biraz göster. Yani şu incelikte neredeyse defter gibi. hani çantamızda kırılacak gibi duruyor ama kırılmıyor. Onu da söyleyelim. Bir, bir de, de ekranı çok iyi tabii. Ekranı çok güzel. Bir büyük versiyonunun ekranı da çok daha iyi. Evet. Çünkü onda XDR ekran var. Bu XDR değil ama yine de renk yapmak için oldukça yeterli bir ekran. Tabii bu iPad değil. Koray bir andın deyimiyle iPad olduğunu <laughs> hatırlatmamız gerekiyor. Burada benim en korktuğum şey şuydu. Kurgu sisteminde en önemli şey cevap verme hızı. Yani responsiveness denen şey. Bu illa takılır diye düşünüyordum. Fakat şaşırtıcı şekilde çok Yumuşak. Yani şu an siz de görüyorsunuz. Oldukça akıcı. Ben şu an Speed editörü bağladım. Kablosuz olarak Bluetooth'la bağlanabiliyor. Bu arada bu da müthiş bir şey. Bu da Blackmagic'in bir ürünü. Speed Editor. Evet. Bu da Bluetooth'la iPad'e bağlanabiliyor. Evet. Şu an bunun üzerinden kontrol sağlıyordum ama elimizle de üzerinde kontrol sağlayabiliyoruz. ne zor olur gibi geliyor bana. Ya. ya bazı yerleri mesela kesmek istediğimiz zaman şuradan kalemle tutup çekebilme şansımız da var. Hı hı. Bunlar mesela kolaylaştırıyor işleri. Anduyu yaptın yine. Evet. <laughs> Bozmayalım projemizi. Bak vurguda en önemli sorunlardan biri şudur yalnız burada da en tehlikeli şey o. Özellikle bizim yaptığımız projeler gibi böyle 40 dakikalık bir şey kestiğin zaman timeline'ın bir yerinde yaptığın bir hata gidip öbür tarafı bozabilir. Yani kaydırabilirsin farkına varmadan. Bu tür aletlerin en büyük sorunu o. Yani ekran yerin çok az olduğu için Evet. Timeline'ın çok küçük bir bölümünü görmek zorundasın. Evet işte burada kat sayfası devreye giriyor desek yanlış olmaz hocam. Çünkü timeline'ın hem yakınını gösteriyor bize hı hı. hem de yukarıda tamamını gösteriyor. Proje çok uzarsa tabii buradan da takip etmek biraz zorlaşıyor ama en azından tamamını görüp yani kabaca navigasyon yapabiliyor olmak kolaylaştırıyor işimizi. Beni en etkileyen yöne şu oldu eve götürdüm oynamak için. Airplay'li Evdeki 65 inç 4K televizyona verdim ve <laughs> evet, <kurgu. gülüyor> salonda 4K televizyona bakarak kurgu yapıyor oldum. O çok iyiydi hakikaten. Ve gecikmesi de çok kabul edilebilirdi. Airplay ile çok düşük gecikme yapıyor ama ekranı tamamen verdi değil mi? Evet. Tamam. Bir de şey yapabiliyorsunuz. Ha monitör olarak. Evet. USB-C üzerinden bir HDMI kablo çıktığınız zaman clean feed verebiliyorsunuz. Ha, ikinci bir değilmiş. ekrana. O da bayağı referans monitör gibi. Evet. Çünkü ya mesela dediğiniz gibi burada şu an alanımız çok dar ya ekranı görmek için aslında alanımız var ama biz bunu daha büyütüp timeline'ı yoğun kullanmak istersek ikinci bir ekrana temiz çıkış verebiliyoruz. Çok iyi. O zaman onu da kullanabiliriz ki gerçekten etkileyici. Bize ilk söylediklerinde, bu arada bahsetmedik ondan da muhtemelen şeyde eğitime gelen arkadaşlar daha detaylı öğrenecek. Ben Blackmagic'in, aynı zamanda Da Vinci Resolve'un sertifikalı eğitmeniyim. Da 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 da. Çok teşekkür ediyorum. Ya yani bize söylediler iPad'e gelecek diye. Ben de en başta bir nasıl olacak acaba diye düşünüyordum. Gerçekten benim beklediğimin çok üstünde. Ve şu an bilgisayar başında bizim burada yaptığımız herhangi bir işi buradan devam ettirebiliyoruz. Burada yaptığımızı bilgisayardan devam ettirebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi ufak bir sorun var. <laughs> There is one more Morting. Bunu <laughs> belki çözeceğiz hocam <laughs> Bu sizi çok ilgilendirmeyecek bir soru. NAS sistemine bağlanamıyor. Yani herhangi bir ortak disk havuzuna bağlanamıyor şu anda. Nedenini bilmiyoruz. Onu işte onu ben şey olduğunu düşünüyorum. Bizim NAS'ımız aslında lokal disk olarak gözüküyor ya burada. Hı -hı. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş e, aşacağız. Bunda şu güzel. Mesela mekana gittin, çekim yaptın. Gece diskini tak, kurgula, ertesi gün devam et, değil mi? Evet. Yani içindeki projeyi bilgisayara aktarıp istediğimiz gibi devam edebiliyoruz. Ki ücretliye de ücretsiz olması da fark etmiyor. Yani bilgisayarımızda satın aldık diyelim. Bu arada onu da söyleyelim bilgisayarınızda satın almış olsanız bile bunu tekrar almanız lazım. Çünkü bu Apple üzerinden satıldığı için, App Store üzerinden satıldığı için dışarıdan aldığınız herhangi bir şey bunu bağlamıyor. Ki yani... biz bir sürü almıştık. Şimdi evet. bunu bir daha aldık. <laughs> bir daha almış bulunduk. Yani bilgisayarınızda ücretli versiyon vardır. Burada ücretsiz vardır. Hiç sorun değil. Burada kesmeye başlayın. istediğiniz kadar kesin. Projenizi aktarın bilgisayara. Bilgisayardan devam edin. Hatta ben onu evde denedim. Aynı projenin içine de girebiliyoruz. Bu ücretsiz dahi olsa. Çok iyi. Bir de şey yapmışlar bu arada onu da görüyorsunuz. Güzel bir klavye ve touchpad Aslında laptop topa dönüştürmüş bunu. Kendi laptoplarının satışını azaltmaktan korkmuyor. Enteresan. Hocam orada şöyle bir durumu var yapılıp. Aslında bu bir laptop gibi duruyor ama işletim sistemi olarak macOS çalışmadığı için içinde. Evet. Yine de bir tablet. Evet. Yani tablet ekosistemi içinde bulunan uygulamaları çalıştırabiliyor sadece. Ama işte Blackmagic Resolve gelince iş değişiyor yani. Evet. Ya önceden de başka programlar vardı ama hiçbiri bu kadar iddialı gelmedi. Resolve'un yaptığı işi yapan başka programlar yok muydu? Yani ilk bu değil. Ama Resolve kadar bütün bir ekosistem kamerasıyla, bilgisayar programıyla, donanımıyla her şeyle buraya gelince bence inanılmaz oldu. Ki tabletten ki benim tabletim bunun bir nesil eskisi. Onda bile inanılmaz güzel çalışıyor. Her türlü işimizi görüyoruz. Ben özellikle evde kurgu yaparken koltukta kurgu yapmak şey oldu bana. Hobi gibi oldu. Yan yatıp böyle kurgu yapıyorum. <laughs> i̇şte nördün eğlencesi koltukta kurgu yapmak. Hocam senizler. çünkü çok oturmak yani zararlı yani bir süre sonra. Terasa çıkayım kurgu yapayım. Biraz da yatayım kurgu yapayım. İş varsa bir şekilde. Peki hemen yorumlarda yazacaklar. Pahalı mı? <laughs> pahalı mı? Hani... Türkiye her şey pahalı sayın izler. bu <laughs> Türkiye ucuz ne var düşünüyorum. Türkiye ucuz. Ayran mesela. Ayran içebiliriz. Türkiye'de neyse. <laughs> yani yine de bir laptoptan ucuz. Anladığım kadarıyla. Laptoptan ucuz. Aslında laptopun da kalibresine göre. Windows bilgisayarlar çünkü çok farklı konfigürasyonlarda olduğu için. Çok ucuz Windows bilgisayarlar da var ama o bilgisayarlarda bu işlerin hiçbirini yapmak mümkün değil bunu aldığınız zaman yani ortalama bir Windows bilgisayar kadar para ödüyorsunuz klavyesiyle beraber ama hakkını veriyor mu? Veriyor. Bence veriyor. Çünkü bu kadar taşınabilir ve bu kadar şarjı da uzun gidebiliyor olması. Ne kadar gidiyor şarjı? Normal şartlarda günlük kullanımda kurgu yapılmadığı zaman benim 12 saati geçiyor. Ha, çok iyi. Kurgu yaptığımda da 4 saat civarı gidiyor bende. E o da iyi. Ki benim dediğim gibi bunun bir nesil eskisi bu çok daha verimli bir işlemci. Bunda daha uzun gidiyordur ama o kadar uzun süre kurgu yapılmadı sanırım bunda. İlk iPad'den beri sürekli olarak iPad alıyorum. <laughs> bir türlü tam ne yapacağımı bulamamıştım <laughs> iPad'le ama bu ilginç. Kurgu açısından bence büyük avantaj. Çünkü dışarıdaki bilgisayara da ihtiyacı biraz ortadan kaldırıyor. Çünkü her zaman projeler bu kadar yoğun olmuyor. Ben özellikle bunu Speed Editor ile beraber daha basit vlog videolarında denedim. Tek kanal vlog videolarında bu kadar çoklu kanal çalışmıyorsak inanılmaz kolay. Çünkü bu cihaz tek kanal video editlerken de çok kolaylaştırıyor işi. Peki mesela bu videoyu bunda edit eder misin? Ederim ama <laughs> bilgisayara aktarıp bir bakarım yani. genelde. <laughs> çünkü sesleri falan Net dinlemem gerekiyor bunda. USB, işte daha doğrusu Lightning ısrarından vazgeçmeleri iyi olmuş. Bu sene iPhone'larda da geçecekleri. Geçecek, evet. Duyduk ama bakalım hayırlısıyla. Ee, ama çok memnun değiller ondan. Mecbur tutulduk falan evet. diyorlar. Evet. Avrupa Parlamentosu biraz mecbur tuttu. Ve şey yapmışlar. Yeni iPhone'larda sadece Apple'ın onayladığı Type-C kablolar full performans verecek. Ha değil mi? Evet. İlginç. Diğerlerini kullandığınız zaman telefonunuz yavaş şarj olacak. Verileriniz yavaş aktarılacak. Yani Apple fakirlerin yüzüne bir kez daha <laughs> kapıyı kapatmış. <laughs> Peki biraz kurgu yap bakalım. Hemen yapalım hocam. Şöyle bu da iyi bir ürün bu arada. Bu çok iyi bir ürün. Bu Türkiye'ye ilk geldiğinde ayıptır söylemesi incelemesini ben yapmıştım. Kanalına sizi davet ediyor. <laughs> çok merak eden varsa Merdo olan kanalında YouTube'da bulabilir. Burada mesela kurgu yapılmamış bir yere gidelim. Biraz daha ilerleyelim. Ben Ömer Aygün'ü bu arada konu mankeni olarak kullandım. Kendisine selam ediyoruz buradan. <laughs> evet hızlı bir şekilde ben şu an jog modundaydım. Jog modunda timeline'ın içinde daha yavaş ve minik hareketler yapabiliyorken scroll modunda daha da hızlı hareket ediyoruz. Daha ileri geri gitmek istiyorsak bunu kullanabiliyoruz. Bu arada cevap hızlı görüyorsunuz gayet başarılı. Evet. Mesela bu kısmı silmek istiyoruz diyelim. Inimi veriyorum. Buraya gelip outumu veriyorum ve buradan delik tuşuna bastığımda bu arayı artık sildim. İzleyip bakıyorum. Özellikle cut edit yani basit düz kurgu yapacağınız zaman çok faydalı. Evet, eğer bu aranın çok fazla kesildiğini düşünüyorsam trim butonum var. Trim butonuna basarak bu arayı ona göre uzatabiliyorum. Bu arada ben buna normal PC'de, desktop PC'de renk yapmıştım. Onu da gördü projeyi açınca. Evet. Ve hani renge gelince de bütün Resolve'un gücünü kullanabiliyorsunuz. Çünkü. Evet. Masa üstünde yaptığımız her şeyi, neredeyse her şeyi. Bazı şeyleri çok zorladığımızda tablet tabii ki tıkanıyor. Masa üstü kadar güçlü kalamıyor. Hı. Ama yapabildiğimiz birçok şeyi burada da yapabiliyoruz. Kurgunun dışında burada arayüzü kontrol etmek için de kullanabileceğimiz yerler var. Örneğin burada ekranın boyunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi ekranı tam boy görebiliyoruz. Bu klavye bunların hepsini açıyor. Aynı zamanda multikem de yapabiliyoruz bunda. Henüz buna gelmedi. Bu bu cihaz aynı zamanda masa üstünde de çalıştığı için masa üstünde multikem yapabiliyoruz. Üzerinde burada kamera yazdığını görebilirsiniz. Şu an burada yok ama buraya da gelecek. Çünkü burada da Senkron kutusu var. Geldiğinde buradaki kutunun üzerinden sinkimizi de yapabileceğiz. Senkron yaptıktan sonra multicam kliplerimizi yapabileceğiz. Peki şimdi şunu soranlar olabilir. O aleti alamayız biz. Kendimiz yapacağız dersek kalemle yap aynı şeyi. Tabii. Kaldıralım aleti. Ama kaleme bile gerek yok aslında. Çünkü elle de çalışıyor. Hı -hı. Hiçbir şekilde elle kullanmaya engel değil. Bütün ikonlar parmakla dokunulacak kadar büyük. Hı -hı. Ki benim ellerim tombiktir biraz. <laughs> burada gözükür. Ben bile rahatlıkla dokunabiliyorum. Muhtemelen siz de dokunursunuz. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Hatta renk sayfasına geldiğimizde de yaptığımız renk aşamalarını burada görebiliyoruz. Bütün renkler, nodlar burada eklenmiş durumda. Bunların hepsini tek tek değiştirip manipüle edebiliyoruz. Ki bu proje dediğim gibi burada yapılmış. Neler yapıldığını projenin hamali buymuş. Rengimiz buymuş. Çektiğimiz ortam bu şekildeymiş. Ve teker teker bütün ışıkları, maskeleri ayarlayarak ki en son burada bir gradyan maske atmışız. Hı, hı kullanabiliyoruz. Ben şu an tutamadığım için açılı baktığımdan dolayı ama her şeyi buradan kontrol edebilmek mümkün. En basitinden temel renkleri burada görebiliyor olmak. Çok iyi. iPad'de bilmiyorum Steve Jobs bunu düşünmüş müydü <laughs> iPad'i çıkartırken bu noktaya geleceğini? Herhalde düşünmüştür. Muhtemelen. <laughs> iPhone 5'i de çünkü miras bıraktı diyorlar ya. Aynen ister misin bunu? Yani çok isterim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu touchpad'i de kullanabiliyorsun değil mi? Tabii touchpad de çalışıyor. Gerçekten cevap hızı çok ilginç ya. Yani benim masaüstü PC bu kadar hızlı değil abi nasıl olur ya? Yani? Bu iPad'in depolaması gerçekten çok hızlı. Ha 1 terabayttı bu. Ve içinde kullandıkları SSD çok iyi bir SSD olduğu için bizim dosyalarımızı çok hızlı bir şekilde okuyor ki bunlar ProRes dosyalar. Apple'ın kendi kodayı zaten. Hiçbir sorun yaşamadan yani renk yaparken de hiçbir şeye takılmadan herhangi bir keşlemeye beklemeye takılmadan bütün yaptığınız ya, renkleri görebiliyoruz. Bu arada yalan değil benim desktop PC bu kadar iyi performans var mı? Evet Sabah gördüm. <laughs> <laughs> dönüyor duruyor. Ya ama orada bir bence Apple'ın en büyük avantajı sistem kapalı ya. Evet. Yani her şey %100 optimize. Evet çünkü sabah konuşmuştuk işte benim bilgisayarda da arada bir yavaşlığı hissediyorum. Ultra var onda da. Evet bende de Mac Studio M1 Ultra işlemcili model var. Arada bir böyle bir takıldığını hissediyorum <laughs> ama çok hızlı toparlıyor kendini. Ki dün şeyi fark ettik Yaren'le ben çalışıyordum niye yavaş bu falan dedim. Yaren dedi ki Wi-Fi'nin açık. Ha, o oluyor Bütün var. gün Wi-Fi'den çalışmışım <laughs> ve o an takıldı Ona sadece. Evet. Abi. Sadece o an takıldı ve kapattım o da düzeldi. <laughs> İyiymiş. O mesela. Bu Wi-Fi'den de yapamadık ama değil mi? Yapamadık şey. evet. Yani bunu belki kabloyla bağlayıp deneyebilir miyiz? Bunun IP'sini çünkü ben gösteremedim <Gülüyor> NASA. <Gülüyor> NAS'dan, yani nastan karşılığını bulmadı. Sen bunu profesyonel işte yapıyorsun. Genellikle şeyden dolayı da kullanıyorum hocam. Maskeleme yaparken özellikle. Mesela biz burada Ömer Hoca'yı... Maskelemek istersek yeni bir node ekleyelim buraya. Yani hızlı bir şekilde ben burada Ömer Hoca'yı maskelemek Sanki. istersem, evet hocam. Hı -hı. Ya kalem yardımıyla bunu yapmak çok daha kolay oluyor. Hı -hı. Ve çoğu zaman üşendiğim yerlerde projemi kapatıp iPad'e aktarıyorum. iPad'de maskelemelerimi yapıyorum. Hı -hı. Kapatıp bilgisayara geri dönüyorum bir de. <laughs> Aslında şey de oluyor. Yani kabloyla bunu Mac'e bağlayıp DaVinci Resolve'u da burada çalıştırabilmek mümkün ikinci ekran olarak. Yine ka kalem kullanabiliyoruz. Hı hı. Ama işte bunu alıp bilgisayar başından kalkabilmek çok büyük evet. özgürlük geliyor bana. O yüzden alıyorum. Balkonda edüsünüzü yaparken evet. kahvenizi içebilirsiniz. E, Apple'ın ekranları iyi. Çok iyi. Yani şöyle düşün. Biz geçenlerde Broadcast bir monitör aldık. Oranlarsan bu çok daha verimli. Yani evet. Fiyat performans oranı olarak. Renk yapacağım ama çok ciddi monitör alacak param. Çünkü iyi evet. monitörler çok pahalı. Yani i̇yi monitörler. 3-4 <laughs> <çok>. bin <laughs> dolardan başlıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyle en azından tırnak içinde referans sayılabilecek bir monitöre sahip olabiliyorsun. Az buz bir şey değil. Evet ya renk tarafında fiyatlar çok yüksek hocam. Hem donanımda ki yazılım da Resolve gelene kadar diğerleri de çok yüksekti fiyat olarak. E şimdi mesela Netflix'in monitör konusunda gene bir onaylı listesi var. Marka söylemeyeyim en ucuz monitör 30 bin dolardan başlıyor. Stüdyoda kullanacağınız. Referans. Referans olacak monitör. O yüzden hani bu Netflix'e iş yapmıyorsanız bile kendi görüntülerinizi burada görebilmek için güzel. Ki bilgisayarda ekran olarak kullanılabilmesi çok büyük avantaj. Biraz yalnız fazla güzel gösteriyor. Farkında <gülüyor> mısın? <gülüyor> Onu yani burada gördüğün şeyleri diğer yerlerde göremiyorsun. Öyle bir sorun var. Ben şimdi kendi adıma konuşayım. Kendi YouTube kanalında yapacağım şeyleri yaptığım şeyleri daha doğrusu yapıyorum. YouTube'a yüklüyorum ve ilk önce iPad'den açıyorum. <laughs> ve çok güzel deyip ondan sonra bir daha açmıyorsun insanlar. Baktığım şeyi iPad'de gördüğüm zaman televizyonda da aynısını görüyorum. Başka telefonda da aynısını görüyorum. Ama iPad'de kötüyse <laughs> bir daha yapıp bir daha aç. <laughs> Ben normalde kat sayfası ilk geldiğinde bu Black bir Türkiye'ye gelmişti. O zaman konuşmuştuk. Ben sormuştum. Yani bu şeyle kullanılmak için çok büyük her şey burada. Mouse'la kullanılmak için. Çünkü şu ekranların üzerindeki logolar bile mouse'u getirdiğimiz zaman normal şartlarda küçücük kalıyor. Hani siz bunu başka bir şey için mi tasarladınız? Bu hani daha başka bir yerde kullanılacak gibi sanki demiştim. Yok ya hiç öyle bir şey düşünmüyoruz demişlerdi. Halbuki yalan söylemiştim. Bunu konuştuğumuzda ama sene 2019'du. Yani pandemi gelmemişti henüz. Yani yıllardır bekleniyor. Bu arada başka yazılımlar var tablette çalışan ama var, bu var. derece performans veren ve bu derece yani 4K ProRes kurgulayabilecek bir şey yok. Yani ilk defa, dünyada ilk defa broadcast yayın standardı düzeyinde bir program tablete geliyor. Evet, o açıdan güzel. Premiere de yok çünkü. Premier gelmedi. Premier'in daha küçük bir Rush, versiyonu var Rush, Rush diye. diye bir şey. Ama çok basit bir versiyonu. Hatta bak o telefonda da kullanılabilir. Ben onu telefonda bazen şeyde kullanıyorum. Çok kısa bir şey keseceksen. Evet. Telefonun mesela videoları HDR çekiyor ya. Eğer herhangi bir kurgu programı ile telefonda işte daha böyle küçük programlar var ya çok bilinmeyen. Hı -hı. Onlarda yaptığım zaman videonun HDR özelliği kayboluyor. Yani Rekke'de 109'a evet. çevirip çıkartıyor ama Premier Rush HDR'ı koruyarak çıktı alıyor. Ben bazen o yüzden kullanıyorum ki para da veriyoruz niye kullanmıyoruz? HDR yani? nedir demedi kimse. <laughs> HDR nedir o da bir sonraki videonun konusu. <laughs> High dynamic range. Mesela en başından beri videonun bu ekosistem olayından bahsediyoruz. En büyük avantajı masa üstünde kullandığınız bir yazı efekti, bir geçiş efekti. Bir herhangi bir efekt varsa onları buraya da aktarabiliyorsunuz. Hı hı. Ben bu kendi iPad'imi unuttuğum için tabii onları göstermeyeceğim. <laughs> Mesela bilgisayarda kullandığınız bir geçiş efekti var. Hı hı. Satın aldığınız, indirdiğiniz. O geçiş efektleri burada da çalışıyor. Ha, anladım uyumlu yani. Uyumlu. Pluginler çalışıyor mu? Pluginler iPad versiyonu olması lazım. Safir falan henüz çalışmıyor ama çalışacak diye duydum. Yani bir M1 versiyonu geliştiriliyormuş iPadOS üzerinde. Eğer çıkarsa projenizde Safir kullandıysanız burada da çalışacak. İşte izotop bilgisayarınızda kullandıysanız burada da çalışacak. Ama şu an yok. DaVinci Resolve'un içinde yapılan geçiş efektleri, özel efektler hepsi burada mevcut. Zaten bu arada Resolve'un en sevdiğim tarafı aslında third party, üçüncü parti pluginlere çok da ihtiyacın yok her şeyi Fusion'da yapabiliyoruz. Evet. Şunu diyebilirler. Şu an bu ekrana baktığımızda Fusion yok diyebilirler. Aslında var. Size bir hile veriyoruz. <laughs> Ama bu kapatılmış olabilir hocam. <laughs> Mert Bey bize dünyada olmayan bir şey gösteriyor şu anda. Evet, bu bir şu an uygulamanın bir açığı. Ama yani biz burada gördüğümüz her şeyi normalde Fusion'da da görebiliyoruz. Yani Fusion şu an bu tabletin üzerinde çalışıyor. Ama çalışıyor, mu peki? Çalışıyor hocam. Bu da şunu gösteriyor ilginç. Kod Davuş'tan. Yani evet. native kod demek ki. Masa yani, üstündeki kodun aynısı. Yeni yeni kod yazmamış işte. Evet. İlginç. Onu uyguladılar yani evet. uyarladılar buraya. Ama uyarlarken de o modülü dışarıda bırakmamış yani. Onunla ilgili şöyle bir açıklama geldi. Bu resmi bir açıklama değil ama öyle duyduk. Bu sayfaların hepsi gelecek. Edit sayfası hariç. Ha, Çünkü edit sayfası burada kullanması çok zor bir sayfa. Alan evet. çok kısıtlı olduğu için. Edit sayfası da şu an burada bulunuyor. Test yapıyorlar şu an. Fairlight'e bakabilir miyim? Çok iyi. Her şeyimiz burada. E, Bu falan bir dakika göremiyorum. Şey. Mikseri açmamız lazım hocam. Nerede mikser? Ya var ama göstermiyor. Var ama demek ki bir sorun var. Hı -hı. Ya bunların burada olmasının sebebi testleri yapılıyor şu an. dediğim gibi hepsi gelecek zaman içinde ki ilk yayınlanan postada bilekmacı söylemişti. Şu an kat ve kalır sayfasıyla geliyoruz ama diğerlerini de zaman içinde Hı -hı. ekleyeceğiz diye. Yani şu an hepsi var, hepsi çalışıyor. YouTube'da özellikle yabancı YouTuberlar biraz araştırırsanız fişin üzerinden iPad'de efektler geliştirip bunları kullanmaya başladılar. Bu da şu demek basitçe abi çok önemli. Şu açıdan önemli. YouTubersınız. FluTV TV kadar büyük değil ama küçük bir kanalınız var diyelim ki. Sadece bu aleti alarak kamera, kurgu, renk, özel efekt hepsini yapabiliyorsunuz. İşlerinizi halledebiliyorsunuz. Ve videoyu da bunun içinden yükleyebiliyorsunuz. Direkt bu yani her şey şu kutunun içinde bitebilir. Yani çektiniz, iPad'le çektiniz, iPad'le kurguladınız, export ettiniz, yayın. Evet. Çok mümkün. Şimdi Black Magic'ten en büyük beklentimiz Cloud'u açması. Onu evet. açmadı henüz Türkiye'de. Ben gelelim burada gösterelim. O nedir? Onu da açıkla istersen. Bu da benim işte az önce bahsettiğim bir proje yapıyorum. O projeyi iPad'e aktarıp burada çalışıp geri aktarıyorum ya. Blackmagic Cloud bunu tamamen buluta depoluyor. Herhangi bir dosya aktarması yapmadan aylık sadece 5 dolar vererek. <laughs> Ama görüntüleri de oraya aktarıyorsun. Hayır. Ha. Görüntüler sadece aktarılmıyor. Sadece proje. Sadece proje aktarılıyor. Projeleriniz hani proje şeyde bir havuzda duruyor, siz o havuzdan istediğiniz aletten açıp ama tabi ana görüntülere ulaşmanız lazım yani. Evet. Aslında keşke internet hızları iyi olsa ve ona izin verseler, kaynak dosyalar da orada dursa. İnternet olur. hızından ziyade bir de şey var hocam. Ya bu serverların depolama maliyetleri de çok yüksek. Kesinlikle. Onlar minimumda tutabilmek için bu gideri sadece projeleri yükleyebileceğinde bir sistem geliştirdiler. Ve 5 dolar verdiğiniz takdirde her proje için 5 dolar vermiyorsun. Tabii tabii bir kere. Yani bir kütüphaneniz oluyor. Bir Fakat ne yazık ülkemizde yok. Henüz yok ama. Biz mesela geçen bir, birkaç ay önce nasımızı kaybettiğimizde projelerimizi de kaybetmiştik. Evet, evet. Halbuki projeler duruyorsa ve çekim malzemenizi de silmediyseniz projeleriniz aslında basitçe öldürülemez oluyor yani evet. projeler her zaman Blackmagic'in serverlarında duruyor oluyor evet. bu iyi bir şey en son yaptığınız değişikliklerle evet şimdi işte Blackmagic Cloud'un bir de bir artısı uzaktan herkesin bağlanmasına müsaade ettiği için ben burada kurgu yaparken yaren aynı projeye girip renk yapmaya başlayabilecek öbürü sesini yapabilir vesaire vesaire. Evet. evet ama o anda o da girip kurgusuyla oynarsa ne oluyor biliyor mu onu orada şöyle bir durum var hocam timeline'ı kitleme yoluna gidiyor Blackmagic Design burada yani siz bir timeline'daysanız o timeline'ı sizden başka kimse, Hı, değiştiremiyor. kimse değiştiremiyor. Oradan çıkmanız Ama lazım. Ama sesini yapabiliyor. Sesini yapabilir. Çünkü onu Fairlight'ta yapıyor. Hı -hı. Ama onun da yerini değiştiremiyor. Yani Anladım. İşte Edite dokunamıyor. Evet. Var olan ses kanalı üzerinden dinleme yapabilip sesini değiştiriyor Bu sadece. Bu mantıklı. Aynı anda iki kurgucu aynı timeline üzerinde çalışamaz tabii. Evet. Ki. Ama renge geldiğimiz zaman, renge ve görsel efekte geldiğimiz zaman o zaman timeline'ı değil klibi kitlemek yetiyor. Benim renk yaptığım kareye siz renk yapamıyorsunuz. Sizin renk yaptığınızda ben yapamıyorum sırayla geze geze bütün renkler yapılabiliyor. Ya da şunu yapabilirsiniz. İki kurgucu çalışmak istiyorsanız projeyi bölüp yarısını İlker yapıyor. Yarısını yani iki ayrı timeline açıyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Diğer yarısını Mert yapıyor. Sonra birleştiriyoruz. O da mümkün. Bu cihazda bunları yapabiliyor olmak güzel. Çünkü benim evde ilk denediğim oydu. Ben lokal olarak o şeyi kurdum aslında. Blackmagic Cloud Network üzerinde kurdum. Ve çalışıyor hocam. Yani ikinci bilgisayar girdiğinde aşağıda bir kullanıcı simgesi çıkıyor. Baya chat penceresi gibi hmm. basıyorsunuz. Kim olduğu yazıyor. İşte ne yazdığı yazıyor. En son yaptığı işlem de yazıyor. Şu an simit yiyor yazıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok onu siz yazarsanız yazıyor. Evet Flu TV eğitimleri başlıyor. İlk eğitim Mert Kafalı ile olacak. 4 kişilik kontenjan var. Lütfen ilgileniyorsanız eğitim.flu.tv.me adresine yazın. Seçerek almak durumundayız. Çok limitli olduğu için ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün konumuz Blackmagic, iPad ve Resolve'du. Güzel bir gelişme. Daha arkası gelecektir bunun. Böylece hayatımız daha özgürleşecek. Balkonda kahve içerken veya şurada kurgu yapacağız. Kumsalda kurgu yapabileceğiz. Ne kadar böyle bir şeye ihtiyacınız var bilmiyorum ama ihtiyacınız varsa düşünebilirsiniz. Ayrıca Mert Kafalının kanalına da bakabilirsiniz. Da Vinci Resolve öğrenmek istiyorsanız çok güzel eğitim videoları var. Yaren sen de bakabilirsin. Yaren artık gelip direkt soruyor. <laughs> ben de bazen soruyorum. <laughs> ama ben daha çok ürün müdürü gibi kendisine <laughs> danışıyorum. Bu niye yavaş? Bu niye çalışmıyor diye. Ben elimden geldiği <laughs> kadar iletiyorum karşıya. Umuyorum yakında bazı şeyler düzelecek. Çünkü programda böyle gelişiyor hocam. Evet, şeylerde beraberdik. Eğitim Et Flu TV'yi unutmayın. Görüşmek üzere.